Herkese merhaba. Ben Hazal Tekin Arslan. İTÜ İşletme Mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. Şimdi sizlere İTÜ'nün en büyük ve ana kampüsü olan Ayaza kampüsünden bahsetmek istiyorum. Öncelikle Sarıyer Maslak'ta bulunuyor konum olarak. Hacı Osman Yeni Kapı metro hattı üzerinde İTÜ Ayaza durağında indiğiniz takdirde kolaylıkla kampüse ulaşabiliyorsunuz. Zaten metronun girişi hemen bizim ana giriş kapımızın önünde bulunuyor. Bu şekilde metroya inebiliyorsunuz. Mühendislik fakültelerinin çoğu bu kampüste bulunuyor. Bizler de normalde Maçka fakültesindeyiz. Maçka'daki işletme fakültesindeyiz. Fakat depreme dayanıksız olması sebebiyle arkasındaki ek binanın bir süre daha biz de kampüsündeyiz diyebilirim. Burada da farklı farklı fakültelerden derslerimiz oluyor. Oralardan ders alıyoruz. Kampüsümüz yeşil kampüs olarak geçiyor ki gerçekten bu ismi aldığı kadar var. İstanbul'un göbeğinde, plazaların, iş merkezlerinin arasında oldukça gerçekten oldukça büyük bir alanda, doğayla iç içe bir kampüs. Benim de en sevdiğim yanlarından bir tanesi bu diyebilirim. Bu çevrede üniversite okuduğum için kendimi şanslı hissediyorum. Peki kampüste ne var derseniz de e, öncelikle şunu söyleyebilirim ki kampüs dışına çıkmadan hayatınızı idam ettirebileceğiniz kadar pek çok imkan zaten kampüste bulunuyor. E, bildiğim kadarıyla da 40 bin kişiyiz burada zaten. Ciddi bir yaşam alanı var. Öncelikle kafeler, restoranlar bulunuyor. İşte arkadaşlarınızla kahve içip takılabileceğiniz, yemek yiyebileceğiniz vesaire tatlı mekanlar var burada mevcut. Tabii ki İTÜ yemekhanesi var. Yemeğinizi oradan da yiyebilirsiniz. Çok daha cüzi miktarlarda. Bunun dışında spor yapanlar için kapalı yüzme havuzu veya işte spor salonu, herkesin bildiği İTÜ stadyumu Geçmişte birçok festival konser bu stadyumda düzenlenmiş. Tenis, basketbol işte kortları, voleybol oynayabileceğiniz alanlar gibi pek çok tabii ki alanda mevcut. Bunun dışında işte Şok, A101, Migros gibi marketler var. Buralardan alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Yurtta konaklama kısmına gelirsek, çok sayıda yurt bulunuyor zaten. Şey dışında olanlara öncelik verilecek şekilde işte Gölet Yurdu, Vadi Yurtları gibi yurtlarda tercih yaparak kalabiliyorsunuz. Ben kendi deneyimimden bahsedecek olursam ben yaz için Alehsan Doğan yurdunda kalıyordum. Genel olarak yurtlar iki kişilik. Odalar günlük olarak temizleniyor. Ortak koridorlarda mutfak ve etüt odaları var. Her odanın kendi banyosu var. Bu şekilde bir yurt şartlarına da sahip diyebiliriz. Gölet yurtlarının ismini aldığı yapay bir gölet bulunuyor kampüs içerisinde. Etrafında bir koşu yolu var. Sporunuzu yapabilirsiniz, yürüyüş yapabilirsiniz. Ayrıca oldukça büyük bir kütüphanemiz var elbette. Bu kampüsteki en sevdiğim alanlardan bir tanesi diyebilirim kütüphanede zaten İTÜ kütüphanesi olduğu için hani arayıp da bulamayacağınız bir kaynak yok. Birçok kaynağa da yine kütüphane üzerinden ücretsiz olarak erişebiliyorsunuz. Kütüphane içerisinde iki alan bulunuyor. Eğer tek başınıza çalışmak isterseniz sessiz alanda çalışabilirsiniz. Eğer arkadaşlarınızla çalışacaksanız ses yapabileceğiniz bir alanda mevcut aynı şekilde. Kırtasiye ürünlerinizi alabileceğiniz, not alabileceğiniz hatta kırtasiyelerde bulunuyor. Ders için ihtiyaçlarınızı oralardan karşılayabilirsiniz. Bunun dışında hastalandığınızda, rahatsızlandığınızda gidebileceğiniz mediko sağlık birimi var. Burada da doktorlar bulunuyor. Kamçı dışına çıkmadan da hastalandığınızda ilaç vesaire alabiliyorsunuz.